Merhaba, ben uzman psikolog Beyhan Budak. Psikoloji TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda psikoloji bölümü hakkında bilgi vermek istiyorum. Bu videoyu gelecekteki meslektaşlarım için çekiyorum. Daha önce kendimi anlattığım videoda İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunu olduğumdan bahsetmiştim. Şimdi psikoloji bölümünden bahsetmeden önce aslında hangi insanlar psikoloji bölümünü seçiyor, bundan bahsetmek istiyorum. Yine o videoda bahsettiğim bir örnek var. Hocamızın bize söylediği bir örnek bu. Psikoloji okumak isteyenler ya da psikoloji okuyanlar üçe ayrılır derdi hocamız. Birinci grup karambolü seçenler. Aslında tam istediğini ne istediğini bilmeyen bir tip bu. Ya birilerinden duymuş kabaca, belki atanması kolay, iş bulması kolay ya da güzel para kazanıyor psikologlar diye duymuş ve seçmiş. Tam anlamıyla psikolojinin ne olduğundan dahi haberdar olmayan bir tip bu. İkinci grup, kendisinin psikolojik sorunları olduğunu düşünen bu tip, psikoloji bölümü okuyarak aslında kendisini tedavi edeceğini düşünen bir grup. Üçüncü grupsa aslında tam olarak ne istediğini bilen ideal bir tip bu. Ne istediğini bilen, psikolojiyi neden sevdiğini bilen, ne yapmak istediğini bilen bir tip. Eğer bu üçüncü gruba dahilseniz şanslı gruptansınız diyebilirim. Şimdi bugün bu videoyu çekmeden önce bir tercih listelerine baktım. Kaç üniversitede psikoloji var, kaç mezun veriyor, kontenjanlar nasıl diye. Şunu söyleyebilirim, kaba bir rakam vermek gerekirse yaklaşık 100 üniversitede psikoloji bölümü var ve bunun çok büyük bir kısmı özel üniversite. Ve ortalama şöyle bir şey söyleyebilirim. Yılda yaklaşık 5000 artısı eksisi vardır muhtemelen psikoloji öğrencisi mezun oluyor. Alana yılda 5000 psikolog giriyor. Bu rakamlar aslında biraz gözümüzü korkutmalı. Çünkü düşünün ki yeni iş bulmak isteyen, alanda hiç tecrübesi olmayan 5000 insan iş hayatına atılıyor ve siz bu insanlarla rekabet etmek durumundasınız. Bundan 5-10 sene önce psikologlar şu anki duruma göre çok daha kolay iş bulabiliyorlardı. Hem özel sektörde hem kamu kuruluşlarında. Ama işler artık biraz değişti. Şimdi biraz daha zorlaştı diyebilirim. Bu yüzden şöyle dedim ya biraz önce 5000 kişi alana giriyor. Peki bu 5000 kişiden nasıl farklılaşacaksınız? Nasıl kendinizi öne koyacaksınız? Bunun en temel şartı aslında iyi bir üniversitede okumak. Baştan eğer böyle bir imkanınız varsa iyi bir üniversiteye yönelmek, onun için çalışmak, onun için hazırlık yapmak çok önemli. Şimdi dedim bu üniversitelerin birçoğu aslında 100 üniversitenin birçoğu özel üniversite ve şöyle bir itirafta bulunmak istiyorum. Gözlemlediğim kadarıyla bu üniversitelerin birçoğu para kazanmak amaçlı kurulmuş. Yeterince öğretim üyesi bulunmayan, öğretim görevlisi bulunmayan kadroları var. O yüzden hangi üniversiteyi seçeceğiniz, nasıl bir eğitim alacağınız, gelecekteki potansiyelinizi, rekabet etme gücünüzü çok etkileyecek. Ben size şunu öneririm. Bir bölüm seçtiniz, kafanızda belli bölümler var. İlk başta bir internet sitesine bakın. Hocalarına bakın, hocaları ne yapmış? Bazen bazı bölümlerde psikolojiyle hiç alakası olmayan hocalar dahi olabiliyor. O yüzden bir araştırabilmek önemli. İkinci aşama, çevrenizde varsa bir psikolog, şunu söyleyebilirim, birçok hastanede, devlet hastanesinde psikolog var. Gidin ziyaret edin, kimse sizi geri çevirmeyecektir. Sorun, siz ne iş yapıyorsunuz? Bu iş nasıl? Hani onunla bir irtibatta bulunun ve canlı canlı konuşmanız önemli. İkincisi, seçmeyi düşündüğünüz üniversiteye bir gidin. Ders ortamı nasıl, kampüs ortamı nasıl, psikoloji bölümündeki hocalarla da konuşabilirsiniz. Yine orada da insanlar sizi geri çevirmez. O yüzden alanı tanımak adına bir üniversite, bir meslektaş, hani potansiyel meslektaşınızla konuşabilmek çok önemli. Bu sizin önünüzü aydınlatacaktır, karar vermenizi kolaylaştıracaktır. Peki psikoloji bölümlerinin ders içeriği nasıl? Eğer çok detaylı ve kapsamlı merak ediyorsanız bu konuda üniversitelerin psikoloji bölümlerinin sayfasına bakabilirsiniz. Hepsinin sayfasında ders programları mevcut. Ama ben şunu söyleyebilirim, bazı psikoloji bölümlerinde matematik dersi dahi var. Görünce şaşırmayın, baştan bunu söyleyelim. Ve her psikoloji bölümünde istatistik, biyoistatistik olarak adlandırılan biraz daha matematiksel formüllerin olduğu dersler de var. İlk başta daha teorik olsa da dersler, sonrasında uygulamaya yönelik dersler olabiliyor. Şimdi psikoloji bölümü her zaman okumanızı gerektirecek, kendinizi geliştirmenizi gerektirecek bir bölüm. Bu sadece okuduğunuz süreç için değil, eğer meslek hayatına atıldığınızda da kendinizi güncel tutmak, faydalı olmak ve başarılı olmak istiyorsanız her zaman alandan, literatürden haberdar olabilmek için okumanız çok önemli. Bir de okurken o süreçte staj yapabilmek çok önemli. Alanı ne kadar farklı alanlarda psikoloji stajı yaparsanız kendinizi o kadar geliştirmiş olursunuz. İnsanların kafasında psikolog deyince sadece danışan gören, terapi yapan insanlar mevcut. Ama psikolojinin birçok alanı var arkadaşlar. Klinik psikoloji evet, kafanızda canlanan, o danışma yapan, terapi yapan insanlar, o mesleğin o alanı. Ama bunun sağlık psikolojisi var, trafik psikolojisi var, spor psikolojisi var, endüstri psikolojisi, yani bilinen adıyla insan kaynakları alanı var. Eğer ki farklı alanlara da yönelmek istiyorsanız psikoloji bölümü size böyle bir imkan tanıyor.
Psikoloji bölümleriyle ilgili şöyle bir dezavantajımız var. Eğer klinik psikolog olmak istiyorsunuz, alanda terapi ve danışma yapmak istiyorsunuz, şöyle bir sıkıntımız var. Terapi yaparken, danışma yaparken ya da bir sağlık alanında çalışırken en çok kullanacağımız iki teknik var. Birincisi psikoterapi teknikleri, ikincisi kullanacağımız psikolojik testler. Maalesef çoğu üniversitede ders programında psikolojik testlere ya da psikoterapi tekniklerine yönelik tam kapsamlı bir eğitim verilmiyor. Eğer siz bu konuda kendinizi geliştirmek istiyorsanız mezun olduktan sonra ya da mezun olmaya yakın bir zamanda kendi cebinizden çıkacak parayla özelde bu eğitimleri alabiliyorsunuz. Evet, belki sonra karşılığını alabilirsiniz ama psikoloji bölümünde böyle bir dezavantajı var. Psikolog olmak isteyen arkadaşlarıma sorduğu sorulardan bir tanesi de şu: psikologlar ilaç yazabiliyor mu? Arkadaşlar, bunun cevabı kesinlikle hayır. İlaç yazan meslek grubu psikiyatristler. Psikiyatrist ve psikolog birbirinden çok ayrı meslek grupları. Psikiyatrist olabilmek için tıp fakültesi mezunu olup akabinde 4 yıllık psikiyatri uzmanlığı eğitimi almanız lazım. O yüzden psikologlar sadece psikoterapi yapabiliyorlar ve psikolojik testler uygulayabiliyorlar. İlaç yazan grup psikiyatristler. Peki psikoloji bölümü mezunları nerelerde çalışabiliyorlar? Bunu ikiye ayırabiliriz çalışma alanlarını: özel sektör ve kamu kuruluşları. Özel sektörde rehabilitasyon merkezleri, kreşler, anaokulları, özel okullar, ki bazı özel okullar formasyon eğitimi istiyorlar, pedagojik formasyon eğitimi. Onun haricinde bazı büyük işletmelerde personele yönelik terapi ve danışma uygulamaları yapabilmek için orada çalışabiliyorsunuz. Ya da insan kaynakları bölümünde çalışılabiliyor. Kamu kuruluşlarına gelince aslında en çok psikologların çalıştığı alan Sağlık Bakanlığı, hastaneler ve bunun haricinde Adalet Bakanlığı içinde aile mahkemeleri, çocuk mahkemeleri içinde de psikologlar görev alabiliyorlar. Ve bir diğer psikologların yoğun çalışma alanlarından bir tanesi cezaevleri. Ama cezaevlerinin çalışma şartları bazı meslektaşlarıma göre ağır olabiliyor. Bazen de Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesi içinde, kışlalar içinde de psikologlar görev alıyorlar. Emniyet Genel Müdürlüğü, valilikler ve birçok aslında kamu kuruluşunda az ya da çok olmak değişiyor. Değişkenlik göstermesine rağmen psikologlar rol alabiliyor. Yani şunu söyleyebilirim arkadaşlar, birçok kurumda psikolog çalışıyor. Eskiden evet çok kolay iş bulunabiliyordu ama şimdi biraz daha zorlaştı çünkü alanda çok fazla insan var. Bu söylediklerim içinizi karartmasın arkadaşlar. Hakikaten bu işi seviyorsanız ben başarılı olacağınızdan eminim. Çünkü seven bir insan için bu meslek inanılmaz bir meslek. Ben kendim çok seviyorum bu mesleği, çok keyif alıyorum. Yani eğer gerçekten o ilk söylediğim 3 gruptan 3. gruba giriyorsanız bu mesleği seçtiğinizde çok mutlu olacağınızdan eminim. Evet, bazı zorluklar var ama gerekli çabayı göstererek, gerekli motivasyonu göstererek bunları aşmak sizin için kolay olacaktır. Sorularınız olabilir, eksik kalan şeyler eminim olmuştu bu videoda psikoloji bölümü hakkında. Yorum atmayı unutmayın. Yorumlarda sorularınızı cevaplamaya çalışacağım vaktim olduğunca. Eğer abone değilseniz de Psikoloji TV kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.